F ve G fonksiyonlarının bileşkesi birim fonksiyon çıkmış. Bu durumda iki fonksiyon birbirinin tersidir. Yani GX fonksiyonu F fonksiyonun tersidir. Bir fonksiyonun tersinin grafiği Y eşittir X doğrusuna göre simetriktir. Bunu çizmek istersek pratik olarak şöyle yaparız. Bunu bir tel gibi düşünelim. Şu noktadan bağladık. Döndürmek istediğimizde B dönerek yukarıya çıkacak, A aşağıya inecektir. Bu şekilde gelip A, bu da yukarıya doğru gidip bu şekilde B olacak. Şu şekilde bulunacaktır. Fonksiyonun tersi budur. Yani G fonksiyonu. Buna göre doğru cevabımız B seçeneğidir.